Şimdi bana da selam verdiriyorlar. Sağ olun hocam. Geline hediye hazırlamışlar. Şu an çeşitlere bakar mısınız? Her masaya bir tepsi, her çeşit köfteden var. Gelinin annesi 36 yaşında, gelin de 17 yaşında. Bizi de yemek yiyin diye oturtuyorlar. Olmaz, mutlaka yemek yemelisiniz dediler. Şeker kumasına gireceğiz, şunlara bakar mısınız? Bunlar sadece benim hakkım. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Kazakistan, Almata'dayım. Yanımda İzmir'e var. Merhabalar. Kendisi Ahıska Türk'ü. Evet, doğru. Evet, şimdi biz Dungan düğününe gidiyoruz. Dunganlar kim? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Dunganlar Müslüman olmuş Çinliler. Kültürleri tamamen Çin kültürü. Dilleri Çince ama Müslümanlar. Dün biz pazarda bir Dungan aileyle tanıştık. Düğünleri olduğunu söylediler. Bizi davet ettiler. Tabii ben çok mutlu oldum ve çok da heyecanlandım. Şimdi Dunganlar ne zaman Müslüman olduklarına dair farklı rivayetler var. Bunlardan bir tanesi 7. yüzyılda Tang Hanedanlığı zamanında Arap tüccarlar aracılığıyla İslam Çin'e giriyor ve orada yayılmaya başlıyor. Arap tüccarlar oralarda medreseler, camiler yaptırıyorlar. Bu bir görüş. Diğer bir görüşe göre ise sahabe Sa'd bin Ebi Vakkas aracılığıyla İslam Çin topraklarına ulaşıyor ve yayılmaya başlıyor. Ve bu sürede Çinliler ve Araplar evleniyor. Yani Çinli-Arap karışımını aslında Dungan diyorlar. Ben düğünleri nasıl çok merak ediyorum. Çünkü Çin kültürüyle aynı olduğu söylendi. Şimdi gidiyoruz, bakalım, göreceğiz. Şimdi Aynabulak Mahallesi'ndeyiz. Burada sadece Dunganlar yaşıyor. Bakın, zaten belli. Bunlar hepsi Dungan. Küçük işte mahalleleri. Zaten hepsi bunlar pazarda yaşıyor, çalışıyorlar. Bu barakolka falan gezdik ya. Evet. Orada çalışıyorlar. Yakın zaten barakolka. Buradan 2 dakika. Zaten geldik, o arabalar duran yer. Bence orası. Olabilir. Evet. Kalabalık. Evet, kalabalık orası. Millet hazırlık yapıyor. Çok heyecanlı. Şimdi Dunganlar Arap ve Çinlilerin evliliğinden oluştuğu için dış görünüşleri Çinlilere göre biraz daha farklı. Ve buranın halkı Dunganları direkt dış görünüşünden tanıyor. Hediyeler geliyor. Selam. Evet, yemek yapıyorlar. Keşke erken gelseydiniz, bunları erkekler hazırladı diyor kadın. Erkekler kendileri yapıyormuşlar. Türkçe biliyor musun? Türkçe anlıyormuş ama biraz konuşamıyor. Nasılsınız? Gelinin hediyeleri burada. Geline hediye hazırlamışlar. Да.
Türkiye'deki gibi hadi, her şey var. Hemen bu tarafta da farklı çeşit salatalar var. Bu salatalardan biz Yeşil Pazar'da gördük. Evet, Kore pazarında. Evet. Zaten bunlar kendileri yapıyor. Bunlar işte yapıyor. Yeşil Pazar'da satıyorlar. Burada da farklı salatalar var. Bana dün şunların hepsinden tattırmışlardı. Yeşil Pazar'da. Gelinin takılarına bakıyorlar. İkramlıklarda meyve, çikolata, tatlılar var. Burada da başka salata var. Roka var. Üzerinde bir et var. Sonra soya sosu var. Salata ağırlıklı yiyorlar. Pirinç ve ekmek. Bunlar Dungan ekmeği böyle şey. Pampuşka diyorlar. Pampuşka. Çok mu priyest? Здесь хлеб, слышишь, просто хлеб, да? К этому блюду вот. Ха. İçinde bir şey yok. Bu çay değil mi? Çay da. Bunlar evet, bunların çayı. Вот так вот наливаем, то немножко там кипяток. Да. Это обычный листовой чай, да? Листовой это мы зелёный смешиваем, чтобы вкусно было. Вы можете вон там посмотреть, Kara тоже снять. Сима, открой им одну, это, Сима, им одну открой, Siyah пускай сосредоточим. Özel bir adı var mı çayın? Он туда пройдет. Какое-то название есть у чая? Просто. Индийский хороший чай. Yok, sadece индийский чай diyorlar bunlar. Говяжий бульон. Ага. Потом приправы всякие, это, да? Потом мы берем чашку. Вот это немножко кидаем. Зелень кидаем, да? Это ваша И сюда бульон набираем. Это специально, как называется? А? Бунлары кою, сонра осуйду. Эве, доро. Потом рис в чашку набираем. Рис. Сонра айретен пиринч куйолар бурая. Пиринч кайолар. А потом бульон. Красиво. Düğünde 9 çeşit köfte yapmaları gerekiyormuş. Şu an çeşitlere bakar mısınız? 9 çeşit köfte var. Baksana ne kadar güzellik. 9 çeşitmiş ya. 9 видов, да, получается? Gelinin annesi 36 yaşında, gelin de 17 yaşında. Dunganlar genelde erken evleniyorlar. İsmi de Rabia'ymış. Rabia. А как невесту зовут? Дуа я пила. Нет, батюшка. Нормально. Сейчас у тебя место. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
İstanbul'da mı kaldın? Antalya Şide. 6 ay oradaydı. 6 ay orada oldum. Adın ne? Amina. Amina. Evet. Amine oluyor sanırım, evet. Değil mi? Telaffuz farkı var. Вы там поучили как? Да, практика была. Şey, okuldan gitmişti. Практика yapıyordum. Bölümün neydi? Okulla gitti ya. Какое направление? Да. Спортивный аниматор. Спорт-аниматор. Antalya'da One Resort Otel. Otelde çalışmış. Türkçeyi orada mı öğrendin biraz? Evet. Maşallah. Kur'an okurlar, şimdi yemek yiyecekler. Şimdi yemek yiyecekler. Hazırlıklar yapılıyor. Şimdi köfteleri erkekler açacak. Orada farklı bir selam veriyorlar. Gençler büyüklere selam verdi. Какой белый? Bunu birkaç defa tekrarladılar. Büyüklere selam verdiler. Evet, doğru. Herkese tek tek selam veriyorlar. Тёща, скажите, пожалуйста. Тёща, пойдёте? Тёща, скажите, пожалуйста. Я один раз скажу. Саумали. 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 Şimdi bana da selam verdiriyorlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Türkiye'den misafir geldi, onlara da selam verin dediler. İki kişi damatın şeyi arkadaşları, iki kişi şey gelinin arkadaşları. Arkadaş mı, akraba mı? Akraba. Evet, iki kişi. Orada herkese kişi tek oradan. Tek selam verdiler. Evet, tek tek selam veriyorlar. Çok güzeldi. Şimdi masayı boşaltıyorlar, yemek yiyecekler. Ekmekleri çıkardılar. Yemek selam verdiler. Şimdi gelinler de ne zaman gelecek diye sorduk. Dediler ki bu merasimde gelin yok. Şimdi erkek tarafı ve kız tarafı toplandılar. Yemek yiyecekler, hediyeler getiriyorlar iki tarafa da. Burada düğün ne zaman yapılacak onu konuşacaklar dediler. Yani asıl düğün bu değil. Buna küçük düğün de diyorlarmış. Bir masaya bir tepsi bu şey. Her masaya bir tepsi, her çeşit köfteden var. Zaten. Şu
gömlem yarıda kaldı. Kadın bana köfteler çıktı çekebilirsin dedi. O yüzden gömmek zorunda kaldım. Yani bu küçük düğün gibi düşünebilirsiniz. Burada büyük düğün var. Gelini süslüyorlar. Gelin resmen Çin gelinliği giyiyor. Onu çok görmek isterdim ama maalesef yani o düğün bu düğün değilmiş. Şimdi yemek yemeye başladılar. Sakın çubukla yemek yiyorlar. De yemek yiyin diye oturtuyorlar. Olmaz mutlaka yemek yemelisiniz dediler. Oraya mı oturalım? Nereye oturalım? Yok, ben kullanmıyorum. Bize şimdi şey getirecekler. Ben deneyebilirim. Öyle mi? Ben de deneyebilirim. Bir ara denemiştim, yapabilmiştim ama şu an yapabilir miyim bilmiyorum. Bilirsiniz. Bu arada dunganlar... Bu arada dunganların eseri helal kesin. Nasıl tutmalıyım, bana öğretebilir misin? Bunu nasıl tutabilirim? Bana öğretir misiniz? Она говорит, а можно научить, как держать палочки правильно? Bunu nasıl tutayım? Şimdi bir ara öğrenmiştim de kamerayla ikisini aynı anda yapamıyorum. Şimdi... Oldu mu? Каждому вот так вот подойдет. То есть они накладывают общее получается. И каждому порционно накладывают. И всякие закусочки, то есть котлеты и так далее. Nasılmış köfte? Çok güzel. Yemekleri çok bu ve salataları da çok fazla. Sofra salata dolu. Şu ekmekleri de pofidik, tuzsuz. Şu çorbanın tadına baktım. İnanılmaz lezzetli. İçinde de pirinç var.
böyle salata da var. Oradaki salatalardan koymuşlardı. Hemen gelip buraya herkese bir poşet koydular. Götürmek istediğinizi götürebiliyorsunuz. Dungan düğününde israf olmasın diye. Poşete kendilerine alıyorlarmış. Öyleymiş. Çünkü bırakmaz olmaz gibi olmaz bundan. Kendiyle alıyorlar. Bakın israf. Evet, israf olmasın diye. Şimdi biz bıraksak ayıp mı? Onu işte bilmiyorum ama biz misafiriz. Bilmiyoruz çünkü. Soralım onu. Yemekleri almak lazımmış. Biraz ayıp karşılanabilirmiş. Ayıp olurmuş almasak. Böyle. Çikolatayla donatıyorlar burayı. Bunu da al dediler bana. Oo, kaç çeşit çikolata koydular. Kendileri dağıtıyorlar. Herkese iki tane veriyorlar. Her masaya da 6 kişi oturması lazım. Fazla oturuyorlar. Şunları da yemeseniz kendiyle alacaksınız. Onları bakalım. Evet. Şunlar olur. Şeker komasına gireceğiz. Şunlara bakar mısınız? Bunlar sadece benim hakkım. Bunlar bak. Allah, hala koyuyorlar. Evet, şeker komasına girmeye hazırım. Evet, bunları da götürüyoruz. Orası iyi. Yolda yerim. Это яичный белок, наверное. Да? Сверху. Сверху вроде бы есть. А здесь и песочное тесто. Это ваше национальное? Нет? Yine götürmemiz için poşet verdiler. Şimdi herkes tatlılarını topluyor. Siz niye tam Чашки оставляют? Нет, нет, да? Чашки оставляют. Или оставишь? Оставишь. Оставлю на работу и уезжаю сразу к тебе. А, уже поставила она. Молодец. Разобралась. Сюда идем, слабшой. Им, наверное, вилки наши. Они не кушают. Мы не умеем просто. А то не поняла.
geldi. Salatalar geliyor. Donattılar burayı. Kaç çeşit şu an burada salata var, bir bakalım. Burada kaç çeşit var? Сколько видов здесь всего? Много. Çok. Çok çeşit varmış. Это как суп или как 8 видов шоколада? 3 подлива, да? 8 салата var. 8 салата, 3 tane de 4 tane de sos. Bunlar sos. Bu soya sosu mutlaka içinde var. Neyse bu şimdi de bunda tahin. Yok soya sosu o. Başka bir şey burada tahin içinde yapılmış bir sosa benziyor. Siz çekin diyor da size koydum. Это кунжутная паста. Evet, böyle karıştırdılar her şeyi. Ne ararsanız var. Bu yemeğin adı aşlan koymuş. Bayağı karıştırdılar. Hala karıştırıyorlar. Bitmedi mi? Yemeğin tadına bakalım. Bayağı bir karıştırdılar. Evet, biraz cesaret edemiyorum. Midem inşallah bozulmaz. Üzerine döktüğü bir tane sos tahinli. Başka bir turşu. Soya sosu var. Bu ne? Bu ne? Bu şeyden yapıyor. Patatesten yapıyormuş. Patatesten? Yok. Şey pardon. Pirinçten yapıyorlar. Aa, bu da pirinçten yapılıyormuş. Bütün tatlar ağzıma geliyor. Acı, ekşi, tatlı. Ne ararsanız var. Köfte falan dediler ya, onlar ve tatlılar, erkekler de yiyorlar ama bunlar sadece bu yemeği çekebilirsiniz. Sadece kadınlar için hazırlıyorlar. Neden? Öyleymiş. Çünkü erkekler bunları sevmezmiş. Aa. Ama kadınlar çok sever bu aşlan koyu. Erkekler sevmiyorlar, o yüzden erkekler için vermiyorlar. O yüzden erkekler erken kalktılar gittiler. Onlar yediler kanka. Sadece köfteleri yediler ve de tatlıları kendiyle aldılar gittiler. Aa, çay bile içmediler. Erkekler yok şu an, sadece kadınlar kaldı. Çünkü erkekler sadece 20 dakika falan sürüyor oturduğu ama kadınların 1-2 saat oturduğu sürüyor öyle. Şimdi yavaştan misafirler gidiyor. Herkes poşetini aldı evine. Soğuk içeceği bile kaseyi değiştiriyorlar. Kutlu bolsun. Kutlu boks. По-русски знаешь? Ben Rusça bilmiyorum. А кто по-русски разговаривает? Я разговариваю. Да. Это моя жена. Харасим. Ага. А,
Маша. Сам называл почти 50 лет живет. Вот я вам говорю, я его люблю. Я вот поцелую его сразу же. 50 yıldır birlikteyiz. Çok seviyorum karımı diyor. Çok tatlılar. Evet. Şimdi yemek de olsun. Hoşçakalın. Evet, ayrılıyoruz. Evet, gidelim. Çok güzel bir tecrübe oldu. Yani Çin'e gitsem böyle bir görüntüyü göremezdim herhalde. Evet, poşetlerimiz de yanımızda. Yemekle birlikte çıktık. Aynen. Mahalleleri de böyle bir yer. Dunganlar başlarına yani bir başörtüsü mutlaka atıyorlar değil mi? Tabii ki evet atıyorlar. Böyle başörtü gibi değil, böyle nasıl diyorlar, şlapa mı nasıl diyorlar, böyle giyiyorlar ya. Şlapa öyle, o da süskülü püskülü şey, üzerinde şey oluyor, çiçek falan. Öyle. Siz zaten direkt yüzden de anlıyorsunuz ama başörtü bağlama şekillerinden de tanıyorsunuz evet, Dunganları. Evet, zaten belli. Onlar Çinlere biraz benziyor. Çünkü Çinliler de falan şey, çiçek falan başlarına yapıyorlar. Örtünün üstünden çiçek falan böyle püskü püskü yapıyorlar. Güzel. Keşke görseydik, kendiniz de görürdünüz. Güzel. Kadınlar da çok araba kullanıyorlar. Dunganlı kadınlar. Dunganlı kadınlar çok araba kullanıyormuş. Az önce de birçok araba geçti. Hepsinde kadın vardı. Kazakistan'a gelip Dungan düğününe rastlamak benim için çok değerliydi. Kazakistan'da birçok halk yan yana huzur içinde yaşıyorlar. Çok renkli bir ülke. Onu söyleyeyim size. Normalde öyle düşünülmez ama yani Kazakistan'da çok farklı halklar yaşıyor ve herkes kendi kültürünü yaşatabiliyor. Bugün de ben Dungan düğünündeydim. Kültürlerini size göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.